Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Nevzat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Nasıl, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Ve sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle biraz sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Nevzat Ceylan kimdir ve inşaat sektörüne girişiniz nasıl oldu? Biraz öncesinden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle buraya geldiğiniz için ben teşekkür ederim sizlere. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ben Hasan Diyarbakırlıyım. 1969 doğumlu Diyarbakır, Rize doğumluyum. 1985 yılından geldim İzmir'e. İlk etapta bir işçi olarak çalışmaya başladım. Sonra EB Fine Ceramic Ustası olarak, EB Sanatı olarak inşaat sektörüne başladım. Hem çalıştım hem para kazandım hem de birikim yaptım. 2006 yılında ilk bir tane daire aldım. Onun tadilatını yaptım, sattım. Ondan biraz iyi para kazandım. Ondan sonra 1,5 katlı bir bina yaptım. Onunla kazandığım parayla 3 katlı bina yaptım. Oradan biraz borçlandım. Sattım daire, eski borcumu kapattım. Tekrardan bir 4 katlı bir inşaata girdim. Onu da yaptım. Bu şekilde devam ettik. 2009 yılında işte bu inşaat sektörünü Sercene İnşaat olarak firmayı kurdum. Firmada bir aile şirketi olarak kurduk. 2009'dan beri Balçova'da güzel başladı. Kurlada bir Seferisar'da inşaat yapıyoruz. Evet, işin çıraklığından geliyorsunuz ve uzun yıllardan beri, 85'ten beri İzmir'desiniz. Evet. Çok güzel, kademe katlayarak devam etmişiz. Kesinlikle. Peki biraz o zaman inşaatlardan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz yapı olarak? Yapı olarak şu anda çeşitli projelerimiz var. 1+1, 2+1, 3+1, dubleks, villa, malikane tarzı farklı farklı projelerimiz var. Projelere göre, daireye göre, fiyatlar ona göre artı eksi çıkıyor. Şu anda her şeyden önemlisi kaliteli ve güvenli bir inşaat yapıyoruz. En önemlisi bizim için o Balçova İzmir sektöründe. Hı hı. Balçova'daki daire tarzında mı oluyor daha çok? Bizim Balçova'da genelde daire tarzı yapıyoruz. 1+1, 2+1, 3+1 daire yapıyoruz burada. Hı hı. O şekilde yapıyoruz. Evet. Urla ve Seferihisar'da da villa malikane tarzı dediniz. Burada. Biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl oluyor? Nasıl çeşitlendiriyorsunuz? İçerisinde neler oluyor? Yani şu anda Urla'daki yaptığımız inşaatlar çok kaliteli. Ultralüks binalar yapıyoruz. Şimdi herkes diyecek ki evet herkes ultralüks yapıyor ama bizim bunun iç dizayndan olsun, yani dış cephe mimari tarzlarından olsun, en ince detayına kadar bakıyoruz, birbirini inceliyoruz. Beğenemediğimiz yerlerde belki defalarca üstüne geçiyoruz, kaliteli inşaat olsun diye. Çünkü sonuçta insanlar buraya para veriyor, daire alıyor ve para da kolay kazanılmıyor. Birden daire alan insanlar da yarın öbür arkamızda hiçbir şekilde konuşmaz. Yani bu neden böyle oldu, yani neden yapabilirdik, bunları yapabilirdi de neden yapılmadı, bu şekilde yaptı diye. Biz onun için daha iyi bir kaliteli inşaat yapabilmek açısından daha düzgün, sık dokuyup ince ediyoruz. O şekilde iç dizaynından tut dış dizayna kadar, bahçe peyzajına kadar kaliteli bir şekilde yapıyoruz. O nedenle insanlar da tercih eder biliyoruz. Yani genelde kaç metrekare alan oluyor villaları? Şöyle, şu anda yaptığımız villalar site içerisi. Yaklaşık 4 dönüm içerisinde. 4 dönüm içerisinde 6 tane villa sığdırmışız oraya. Onun hem kendi bahçesi, hem otoparkı, hem havuzu site içerisinde. 4+1 tarzında mı oluyor? 4+1'den ziyade 6 salon, açık mutfak, banyo tarzı. Üst katta 3 tane odası, yine evvel bir tane odasının kendine ait banyosu. Salonun ön tarafından büyük bir terası var. Çatı katı yine bir yatak odası, bir terası bırakıyoruz. Bu şekilde malikane onlara diyoruz. O şekilde yapıyoruz onları. Şu anda yeni projeniz o mu? 6 tane villa bir arada. Şu anda yok. Urla'da 6 tane projemiz orada var. Yaklaşık 24 tane daire yine 1+1, 2+1 tarzında Urla'da yine yeni projelerimiz var. Urla Kalabatı'da şu anda da 4 tane villa yapıyorum. Bu da bitmek üzere. O şekilde devam ediyor. Fiyat aralıkları peki çok yüksek mi? Yani baktığımız zaman burası İstanbul'a nazaran düşük fiyatlarımız. İstanbul'da mesela 1+1'i baktığımız zaman fiyatları yaklaşık 1 milyondan bahsediliyor. Bizim burada şu anda yaptığımız villa 750-800 bin lira satıyoruz, satıyoruz. Hı hı. Bunun içerisinde havuzu var, site içerisinden
O şekilde 150 bin lira Türk parasını ütüyoruz. Evet. Peki denize yakın yerlerde mi oluyor daha çok lokasyonlar? Denize yakın dediğimiz zaten Urla yaklaşık hemen her tarafında bir 5 dakika 10 dakika yayın yürüyorsun ve denize yakın. Seferihisar yine. Seferihisar şu anda Tavus'ta yapıyoruz. Orası da bitti şu anda. Tavus'un içerisinde biliyorsunuz, bilmiyorum, bilmiyorsunuz Tavus orası. Seferihisar'ın en güzel bölgelerinden bir tanesi Tavus'ta, Sıvacık. Orada yaptık, orada da bitirdik. Orası da villa. Lokasyon olarak güzel yerleri tercih tabii, ediyoruz kesinlikle. Yani. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Kullandığınız malzeme, sunduğunuz işçilik? Yani her şeyden önce malzemenin kalitesi, birinci kalite olması gerekiyor. Ki onları şu anda kullanıyoruz ama en önemlisi işçilik. Yani bugün altın yıldızlı bir kumaş alın veyahut da vako bir elbise alın ama elbisenin üzerine durabilmesi için iyi bir terziye ihtiyaç vardır. Ve iyi bir terziye olabilmek için de bu işin iyi şekilde altın çekirdekle yetişen bir en büyük avantajımız altın iyi bir şekilde çekirdek seçimde olması. Sizin görseliniz de iyi değil mi? En son siz de bir bakıyorsunuz. Tabii tabii. Zaten en son bende bitiyor. Evet. Peki inşaat sektörünün gidişatından memnun musunuz şu an? Şu anda genelde piyasa durgun. Malum biliyorsunuz seçim var önümüzde. Evet. Bu seçimde biraz seçim dalgası da var. Ama iyi yani. Ümit kırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak. Sizler gibi birçok firma var Nevzat Bey. Kesinlikle. Bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden SCN tercih edilmeli? Abi her şeyden önce aslında bunu bana değil de mesela bir tane müşteriye daire sattığımız müşteri olmuş olsaydı o daha bizi neden söylerdiyse. Şöyle bir örnek vereyim size. Daire satmıştım burada yaklaşık 2 sene önce. 2 sene önce olayı bahsedeyim. 3 sene önce daire adama vermişim. Ve arada 3 sene geçmiş. Vatandaş beni aradı. Dedi ki Nevzat Bey bizim banyonumuz su dedi. Krom tutmuş yani şu bildiğimiz su kromlaştırıyor ya. Kireç tutuyor. Kireç tutmuş dedi. Biz bunu ne yapabiliriz diye bana sordu. Ben dedim ki ya dert ettin şeye bakın. Ben hemen ustayı gönderdim. Geldim dedim bu beyefendiye musluğunu değiştirin. İş para talep etmeden bunu değiştir. Zaten bizim bu aldığım malzemenin garantisi 2 yıl. 3 yıl geçmiş ve vatandaş beni arıyor. Tamamen doğal sudan kireçleme yapmış. Onu ben değiştirdim. Ben de hiç para talep ettirmeden bunu bu şekilde yap. Çok güzel. Yani verdiğimiz her hizmetin arkasındayız değil evet, mi? Kesinlikle. Zaten her şey öncelikle bizim önceliğimiz bu. Evet. Çünkü müşteri müşteriyi getirir aslında. Kesinlikle. Kulaktan kulağa yayılan bir memnuniyet de olması gerekiyor ki devamı gelsin. Kesinlikle. Peki yeni projeler var mı ilerleyen günler için? İzmir dışına taşmayı düşünüyor musunuz? İzmir dışına taşmayı düşünmüyorum. Ben İzmir'i çok seviyorum. Yani çok şükür herhalde insan para kazanabilir. Bir de insanın bir de mutlu olması gereken yerler vardır. Ben İzmir'de çok mutluyum. Özürlüyüm. Ve İzmir'i sevdiğim için ben aslında Diyarbakır'ım demiştim ama ben bir daha da dünyaya gelsem İzmir'de dünyaya gelmeyi tercih ederim. 85'ten beri burada olunca evet, tabii artık. Yani bir şey buranın insanları iyi. Yaşam kalitesi yüksek. Şehri ortamı güzel. Yani sosyal yaşantı alanı yüksek buralarda. Evet. İstanbul'a gidiyorsun o kadar iyi bir ortam yok orada. Ama İzmir çok ayrı bir yer. Peki İstanbul'dan gelen yatırımcılar var mı bu tarafa? Yani şu anda piyasaya göre, araştırmalara göre var. Bu İzmir'de şu anda kendi Urla bölgesine, Çeşme'de zaten doldu biliyorsunuz. Evet. Burası bitti. Ama şu anda Urla'ya rağbet var. Urla, Seferihisar tarafına rağbet var. Siz inşaatlara oralarda mı devam edeceksiniz yine? Urla, Seferihisar ve Balçova. Şu andaki projelerimiz orada. Ama şu andaki ileriki projelerimiz yine de Urla tarafında düşünüyor. Karar verdik, öyle yapacağız orada. Evet. Umarım başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Peki buradan İzmir'e gelecek yatırımcılara neler önereceksiniz? İnşaat firması seçerken nelere dikkat etmeliler mesela? Yani şimdi bizim inşaat sektörü hemen hemen bütün müteahhitler arkadaşlar, bu işe yönelen insanlar zaten önce gelmeden önce bir araştırma yapıyorlar. Yani biz de yapıyoruz, onlar da yapıyorlar. Çünkü doğal haklarımız, onlar doğal hakları. Bir yere gittiğin zaman araştırma yapmadan bir yere girilmez. Onun için iyi bir araştırma gerekiyor. Ve araştırma yapıldığı zaman da İzmir araştırmak için iyi bir yer. Ve İzmir esnafı olsun. Sorduğun her soruya dürüst yani cevap verebilecek insanlar bunlar. Hiçbir şekilde orada yanılma şansının payı kalmıyor. O nedenle araştırıp bir şekilde İzmir'den yatırım yapabilir. İnsan burada yatırım yapabilir. Referans belki yoluyla ilerleyebilirler. Ya şöyle bir referansdan ziyade bir gün biliyorsun her şeyden önce ekonomi güç önemli. Ekonomi gücün olduğu zaman da referansı hiçbir şey yapmazsan bir ilk inşaatı
arsayı satın alırsın. Kendi inşaatını kendin yaparsın. Kaliteli bir inşaat yaptıktan sonra zaten referans oradan çıkıyor. Evet. Ev kendini gösteriyor diyorsun. Kesinlikle aynı. Buradan bilinçlendirmiş olduk sayenizde Nevzat Bey. Teşekkür ediyoruz sizlere. Tekrardan hoş geldiniz. Umarım bunlar, bu güzel yapılar devam eder. İnşallah. Yıllarca diyelim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.